Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik güzel bir bebek yeleği ördük. Çalışması çok kolay. Özellikle yeni başlayan kardeşlerimize, dostlarımıza yardımcı olabilmek adına en kolay modelle en şık e yeleklerden bir tanesini çalışmak istedik. Tabii ki dilediğimiz renklerle, dilerseniz düz renklerle yeleğimizi örebilirsiniz. Bakınız örgümüzün temeli olan trabzanlardan oluşan modelimizi arkadan başlayarak örmeye başladık. Biz 0 3 6 ay arası olan bebeklerimizi ördüğümüz için biraz ebatımız küçük daha büyük çocuklarımıza aynı şekilde zincirimizi fazla tutarak dümdüz örerek büyütebiliriz yeterli sırt ölçüsüne geldiği zaman şuradaki ayrımları yaparak ortaya biraz daha geniş açı bırakarak yani geniş yer bırakarak ayarlamalarımızın her iki omuzu aynı yaparak sağlayabiliriz. Evet bakınız biz bu şekilde her iki omuzumuzu eşit miktarda ayarladık. Ortayı birazcık daha büyük tuttuk ve ön tarafa doğru dikisiz bir şekilde geldik ve Sırasıyla bütün renklerimizi aynı şekilde ördük. Bakın şöyle de birleştirme işlemini yaptığımızda hem öndeki renklerimizin sırası hem de arkadaki sıramız birbirinin aynısını oluşturmakta. Evet Hemen kolay gelsin diyerek yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi görmüş olduğunuz bu üç parça ipimden örmek istiyorum. Nakon'un lüks minnoş beybisini kullanıyorum. Beyazımda diğer iplerimde daha önceki örmüş olduğum genelde Nakon'un lüks minnoş beybisi olan ipler kaldığı için bunları yumak halinde toparladım. Bu şekliyle bırakırsam az kaldığında biraz karışabiliyor. Evet kullanacağımız ipe uygun olarak da 2 numaradan 3,5 numaraya kadar elimizin sıklığına, genişliğine göre örebiliriz. 2,5 numaralı tığımı tercih ediyorum ve hemen sarı ipimle zincirimi çekerek başlıyorum. Yeleğimiz dilediğimiz yaş grubu için zincirimizden ayarlanarak devam edebileceğimiz çok kolay bir yelek. Çok hem çok kolay hem de çok güzel duracak. Umarım beğenirsiniz. Bir tane zincirimi çektim. 2 3 4 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın sık örmüyorum. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ve 60 tane zincirimi çektim ve şu şekilde bırakıyorum. Hemen ölçelim. Tutuyorum. 23 santim zincirimizin uzunluğu. İlave zincir yapmadan hemen trabzanımızı örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beşinci zincir yuvasına gelerek batıyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Hemen yanındaki zincirin içerisine bir tane daha trabzanımı ilave ediyorum. 3 tane trabzanım oldu. Bakınız ikisini aynı yere batmışım. Yanlışlıkla kesinlikle aynı yere batmıyoruz. Bir ileriye batıyorum. Bakın geri döndüğümüz ve diğer iki trabzanımız. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Diğer zincir yuvasına batıyorum. Tığımızın başını dolayarak hemen ikinci bir trabzanımı zincirimin üzerine örüyorum. Tığımın tekrar başını doluyorum. 3. zincire hemen yani takip eden zincire bir tane daha trabzanımı örüyorum. Her birisi farklı zincirin içerisine ördüğümüz 3 tane trabzanımız var. 3 trabzan olduktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Aşağıdan bir zincir atlıyorum. Ve sırası ile 3 tane zincire yan yana olan birincisini ördüm. Her biri farklı zincir yuvasına 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 trabzanımızı ördükten sonra bir zincir atlıyorum aşağıdan da bir zincir yukarıdan bir zincir. Bakın aşağıdan atladım ve diğer zincir yuvasını trabzanımı ördüm. Yanına 2 tane daha trabzanımı örüyorum ve bu şekilde uca kadar ilerliyorum bir tane zincirimi çekiyorum bir tane atlayarak ilerliyorum bir atladım sıradakine 3 trabzan yan yana örüyorum Evet 3 trabzanın bitince hemen bir tane zincirimi çekiyorum şöyle görelim zincirimizin üzerine 3 tane trabzanımızı ördük. Bir zincir yukarıdan çektik. Bir zincir aşağıdan atladık. Sırasıyla her biri farklı zincir yuvasına 3 trabzanımızı ördük. Yukarıdan bir zincir çektik. Aşağıdan bir zincir atladık. Ve bu şekilde zincirimizi örerek tamamlayalım. Birinci sıramızı bu şekilde tamamladım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sıra üçerli grubumuz var. Bakınız 14 tane ve en son bir tane zincirimi çektim ve bir tane trabzanımı ördüm şu şekilde en son bitişimi şöyle bir tane kutucuğumu ayarladım bu aralarda görmüş olduğumuz gibi şimdi ikinci sıraya başlıyorum ve aynı renkle devam ediyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim hemen dönüyorum bir zincirimin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum kenardaki ile birlikte 3 tane trabzanımız oldu bir zincirimi çekiyorum bu 3 tane trabzanın olduğu yeri atlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakın sadece bir zincir çektim. Aradaki bir zincirin olduğu yere giriyorum. 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. 2 ve 3. 1 tane zincir. Tekrar 3 tane trabzan atlıyorum. Bu 1 tane zincirin içerisine 3 trabzanımı yerleştiriyorum. 2 ve 3. Tekrar bir tane zincirimi çektikten sonra diğer bir zincir olan yere geliyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 Bir tane zincir Bir zincir çekiyoruz. Bir önceki sırada çekmiş olduğumuz bir zincirin olduğu yere 3 trabzanımızı örerek ilerliyoruz ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. İkinci sıramızı da örerek geldim. En son bakınız bir zincirin içerisindeyiz ve 3 tane trabzanla başladığım bölümdeyim. Hemen 3 tane trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak ilk trabzanımın üzerine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum. Ve buraya bir tane kutucuğumuzu oluşturmuş oluyoruz. Bakınız trabzanla başlamıştık. Birinci sırada kutucukla bitirmiştik. Diğer tarafta ikinci sıramızda ise Trabzanların kutucuğumuzun içerisine örerek başladık ve devam ettik. Her bir zincirin içerisine trabzanlarımızı ördük. En son trabzanlı olan grubumun üzerine bir zincir çekip bir trabzan çektim ve yeniden bir tane kutucuğumuzu bu şekilde oluşturduk. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2, 3 örgümün yönünü çeviriyorum ve buradaki bir zincirin içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Bir de bu 3 zincirim toplamda 3 trabzan sayısına ulaşıyoruz. 3 Bir zincir çektim tekrar bir zincirin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 3 trabzan 1 zincir. Tekrar kutunun içerisine 3 trabzan 1 2 ve 3 3 trabzanı ördükten sonra bir zincir çekiyorum tekrar 3 tane trabzanımı hemen ileriye örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım 3. sıramızda tamamladık bakınız yine 3 tane trabzanımı ördüm. Trabzanımın olduğu yerdeyim. 1 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak 3. trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane kutucuğumuzu buraya örüyorum. Hemen bitiş yönünde yine 3 tane trabzanımı örüyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bir sıra daha sarımızı örelim. Hemen 2 tane trabzanımı ördüm. Toplamda 3 trabzanım olunca bir zincir zincirin içerisine yine 3 tane trabzan 1 zincir 3 trabzan şekliyle ilerleyelim dördüncü sıramızın da sonuna geldik yine aynı şekilde bakınız bir tane zincirimi çekip bir tane üçüncü trabzanın üzerine batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum renk değiştireceğim için bir zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum rengime geçmek istiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve aynı düzen üzerine hiç düzenimizi bozmadan devam ediyoruz. Diğer rengimi alıyorum. Bir tane zincir çekip şöyle düğüm atıyorum. Ve bakınız koparmış olduğum yerden tam üzerine batıyorum. Bir zincir çektiğim yere bir, iki, üç. Üç tane zincirimi çekip ben şu iplerimi de şöyle arkadan tabi götürebilirseniz götüremezseniz bırakın kalsın. Daha sonra içeriye tığımızla çekeriz. 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördüm. Birincisi zincir, ikisi trabzan. Bir tane zincir çekiyorum. Ve bu şekilde bakınız. 2 3 Evet istediğimiz sıklıkla renk geçişlerini yaparak yeterli boy gelene kadar örmeye devam edelim. Aynı bu şekilde sürekli aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Yeleğimizin arkasını örerek başlamıştık. Bakınız istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam ettim. Şimdi iki tane ayraç koydum. Burası yeleğimizin tam boyun kısmı. Her iki taraftaki bölümler ise sağ omuz ve sol omuz olmak üzere e, yeleğimizi arkadan öne doğru örmeye devam edeceğiz. Şimdi omuz kısmından itibaren örmeye başladık. Bakınız 1, 2, 3, 4 bir tane de boşluğumuz vardı. Aynen burada da bir tane boşluk 1, 2, 3, 4 hemen ayracımı koyuyorum. Önce sağ tarafı daha sonra ise sol tarafı öreceğiz. Şimdi kaldığımız yerden örmeye devam ediyorum. Şuradan ilmeğimi çıkarıyorum. Ve tıpkı dümdüz trabzanlarımı buraya kadar ördüğüm gibi örerek geliyorum. 4 tane zincirimi çektim ama ipim yarımlandığı için tekrar örmek istiyorum. Güzelce ipimizi toparlayalım. 1, 2, 3, 4 hemen çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız hemen buradaki İlk bir zincirin içerisine girerek örüyorum. 3. Bir tane zincir diğer tarafa giriyorum yine sırasıyla. Bütün işlemlerimiz birbirinin aynısı. Bakınız yeleğimiz çok çok kolay bir model. Ve biraz bu şekilde örmeye devam edelim. Dileğimizin arkadan sağ omzumuzu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sıra ördük. Şu kısa şekildeki bölüm 6 sıra. Şimdi zaten ipimizi kopardık. Onun için tamamen ilerlemek istemiyorum. Hemen bu tarafa da geçip aynı işlemimi diğer sol tarafta da yapmak istiyorum. Tığımı ipime bağladım ve bakınız şuradan itibaren işaretimin olduğu yerden başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane bakın bu kenardaki ile birlikte 4 tane trabzanımı yapmam gerekiyor. Şuradan zincir çekerek kutu hazırlayarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane diğer tarafa da geçişimi yapıyorum. Hemen başlayalım. Şuradan zincirin son zincirin üzerine batalım. 1, 2, 3 ve 4. Bir zincirin içerisine giriyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanım örüyorum. Yine aynı şekilde bir zincir, 3 trabzan. Zaten ipimizi kopardığımız için tamamen bitirmeye gerek yok. Her iki e, önümüzü de aynı anda tamamlayalım. İpimizi kopardıkça diğer tarafa da geçişimizi yapalım. Bu taraf zincir içerisinde olduğu için 1, 2, 3 zincirimin üzerine batarak yapıyorum ve daha düzgün durmasını sağlıyorum tekrar 1 2 3 4 ama öncesinde bakalım 1 2 3 4 diğer tarafa da bakalım 1 2 3 4 bakınız d 4'er tane trabzan grubu hemen zincirimi çektikten sonra yönümü çeviriyorum ve trabzanlarımı örerek ilerliyorum bir tane zincir tekrar. 2 ve 3 bir zincir tekrar 1 2 3 en son ilk bakınız kutu olarak hazırladığımız yere geliyorum bir zincirimi çektikten sonra 1 2 ve kenardaki zincire üçüncüyü batıyorum düzgün dönüşümüzü gerçekleştirmek için tekrar 1 2 3 4 örgümüzün yönünü çevirelim Hemen zincir içerisine 3 tane trabzanımızı örelim. Ve diğer sağ omuzda yaptığımız sıra kadar burada da örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 sıra ördükten sonra görüşelim. Evet, yeleğimizi her iki bölümü de aynı anda götürüyorum. Bir tanesi bitip ipimi koparınca diğer tarafa bağlayarak örüyorum. 6 sıra sarımızı örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra... Diğer rengimize geçtik. Diğer rengimizde bu arkadaki ördüğümüz sayı kadar ördük. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer tarafta da aynı şekilde 5 defa ördük. Şimdi buradaki beyaz sıramıza geldi. Sıra ben bir tanesini ördüm. Bakınız şu şekilde omzumuz ve önümüz 3 tane trabzan artırdık. Diğer tarafı sizlerle birlikte öreceğiz. Yine aynı şekilde bu kısmı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi öne doğru ilerleyeceğiz. Bakınız şuradaki kısmı yine zincir çekerek bu tarafa doğru oluşturacağız. 3 tane trabzan grubumuz ve aralarındaki birer tane zincirimizle bu kısmı ayarlayacağız. Şimdi birlikte örmeye başlayalım. Tığımı alıyorum. 3 tane trabzanımı ördüm bakınız. 3 trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirim için 1 2 3 tane tekrar trabzanımız için, 1 tane zincirimiz için, 1, 2, 3 tane trabzanımız için, 1 tane zincir, 3 tane trabzanımız için zincirimi çekiyorum. Bakınız 3 tane üçlü grubumuzu buraya öreceğiz. 1, 2, 3, 3 tane de zincirimiz için yer ayırmamız, yer hazırlamamız gerekmekte. Toplamda 9, 10, 11, 12... 12 tane zincirimizi çektikten sonra tekrar şöyle elime tutuyorum. Bakınız ikinci yere 1 2 2 tane zincirimi çektim ve elimi tuttuğum yere gelerek batıyorum ve trabzanımı örmeye başlıyorum. Hemen yanına bir tane daha trabzanımı örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum. 3 trabzanım örüyorum. 1 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum bir atlıyorum 3 trabzanım örüyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm Bakınız kenarda boşlukta 3 tane trabzanımız oldu e, yeleğimizin ön kısmında şimdi bir tane zincirimi çekiyorum şöyle buradaki grubumu atlıyorum ve araya giriyorum 3 trabzanımı örüyorum 1 hemen ipimi biraz alıyorum 2 ve 3. Şuradaki boşluğa 3 tane tırabzanı yerleştirmemiz gerekmekte. Bakınız şurada da aynı şekilde 3 ve burada da yine aynı şekilde 3 tane tırabzan grubumuzu yerleştiriyoruz. Geri kalan kısımları ise aynen örmeye devam ediyorum. 3 tırabzanımı ördükten sonra 1 zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum 1 2 ve 3. Tekrar 1 tane zincir. 3 tırabzanım 1 2 tekrar biraz ipi dıştan aldığımız zaman biraz sıkıntılı oluyor içten çekmek daha güzel olmakta 3 bir tane zincirimi çektim en son 1 2 ve zincirimin kenarına batıyorum lütfen buna dikkat edelim hepsini içine batarsanız girintili çıkıntılı gibi olur mutlaka şu görmüş olduğumuz zincirimize batalım kesinlikle bu yönde bir batmamızı uygulayalım. Evet bir tane zincirimi çektikten sonra iki sıra örmem gerektiği için ipimi koparıyorum. Artık bu bu sıradan sonra artmamız eksilmemiz yok. Aşağıdaki renk sıramıza göre bakınız sırt kısmındaki renk sırasına göre artık iki sıra daha e, kremit rengi olan rengimiz ya da kızıla daha yakın. Sonrasında 3 sıra sarımız, 1 sıra beyazımız tekrar bu sıralamalarımızı örerek yeleğimizi tamamlayalım. Dümdüz öreceğiz. Bu sıraya dikkat ederek sadece beyazlarımızı ördük. Bakınız omuz oyuntusu, yaka oyuntusu hepsi gayet güzel. Şu kısımda arkamızın oyuntusu bakınız. Şimdi her iki yönü de dümdüz tamamlayalım. Minik yeleğimizi örerek tamamladık. Şu şekilde bakınız tam bir parça olarak bıraktık. Bunu yeni başlayan kardeşlerimiz için el kolaylığı, el alışması için gayet kolay bir şekilde örerek geldik. Bakın yakasını ve ön gövdelerin her ikisini de ayarladıktan sonra şimdi kollarımızı birleştirmesini yapalım. Şu şekilde birbirlerinin üzerine zaten Hepsi de birbiriyle uyumlu olan renklerimizi yani sırası da birbirine uyumlu önle arka yerleştirdikten sonra beyazdan sonrasında kolumuzu birleştirmeye başlayalım. Bakınız, dilerseniz aşağıdan, dilerseniz yukarıdan, yukarıya doğru örerek gelebiliriz. Şimdi ben beyazımla tığlamak istiyorum. Önce kenarları tığlayalım, sonrasında ise hem yakamızı hem de yeleğimizin altına, yanlarına tığlama işlemini çalışalım. Aşağıdan başlayalım. Bakınız, birinci trabzan sırasının olduğu yerden giriyorum. Her ikisini alıyorum. Bakınız, tığım şu şekilde ipimi bağladım tığıma her ikisine girdikten sonra şöyle bir tane sık iğnemi çekiyorum. 1 2 2 tane zincirimi çektikten sonra hemen yine aynı trabzan sırasına gelerek batıyorum. Tekrar 1 2 tane zincir çekiyorum. ikinci sıradan bir tane alıyorum ve diğer ikinci sıranın diğer tarafından yine bir tane alıyorum bakınız. Şöyle ve batıyorum. Bir iki tane zincir çekiyorum. Üçüncü sırama geçiyorum. Karşının üçüncü sırasına giriyorum. Tekrar bir iki tane zincir çekiyorum. Dördüncü sıramıza giriyoruz. Her iki taraftan da birer tane alıyoruz. İkişer zincir çekerek sadece her ikisini de kavrayarak batalım. Bir ve iki sıradakinden alıyorum. Diğer sıradakinden. Tekrar 1 2 sıradakinden ve diğer sıradakinden 1 2 sıradaki ve diğer sıradaki. Her ikisinden de birer birer alarak tığlama işlemimizi yapalım. Bakınız her iki yönden de eşit bir şekilde yukarıya doğru ilerlemekteyim. Şimdi aynı işlemimizi 2 zincir çekelim. Sıramızı bozmayalım. Renklerimiz birbirine aynı sırada olduğu için biri yukarıda, bir aşağıda olmasın. Sıramızın takibini güzel yapalım. Bakınız 2 2 de alıyoruz. 3 3 de şimdi sıra. Evet şöyle. 1 2 Artık çok yaklaştık. Bir tane daha yapsak yeterlidir. 1 2. Tam beyaza geldim. Bıraktım bakınız. Tam beyazımıza geldik, bıraktık ve bu şekilde tığlama işlemini tamamladık. Şimdi aynı şekilde karşıyı da tığlayalım. Evet, şimdi yan tarafı beraber tığladık şu şekilde bakınız. Eşit miktarda her iki taraftan da birer birer alarak tığlama işlemini tamamladım. Ve bir tane koparmış olduğumuz yeri düğüm atıp içeriye çektim ve başlangıç ipimi de dışarıda olanı içeri çektim. Şimdi diğer tarafı birlikte başlayalım. Zincirimize şu şekilde bir tane düğümümüzü atalım, zincir çekip şöyle sağlamlaştırdıktan sonra hem önden hem de arkadan sıralarımızı zaten renkler farklı olduğu için takip etmesi çok kolay. Birer birer alalım. Batıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum hemen ikinci sıraya önden batıyorum bakıyoruz arkadan ikinci sıramı da alıyorum batıyorum bir ve iki üçüncü sıramı geçiyorum diğer tarafın üçüncü sırasına da geçiyorum bakınız şu şekilde bakınız bir iki üçüncü sıramıza batıyoruz 1 2 dördüncü sırama geçiyorum ve diğer tarafın dördüncü sırasına geçiyorum. 1, 2, 3, 4. Bakınız 4 sırayı da tığladık. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Her iki rengimin olduğu yere giriyorum ve batıyorum. 1, 2 tane zincir sıradan ilerliyorum. Bakınız. 1 ve 2 3. sıraya batıyorum. Diğer rengimin arka taraftaki yani 3. sıraya da batıyorum. Ve bu şekilde diğer kolumuzda yapmış olduğumuz gibi tam beyazımızın geldiği yerde bırakıyoruz bakınız. Aynı yer yere kadar gelelim ve orada bırakalım. Evet yeleğimizin her iki bölümünde de şu şekilde tığladık ve e, ipimizi içeriye doğru aldık. Şimdi kenarlarının tığlama işlemini birlikte örmeye başlayalım. Şimdi uç kısımdan aşağıdan başlamak istiyorum. Bakınız şuradan hemen tığımıza bir tane zincirimizi atarak çekerek düğümümüzü atalım. Bir. Uçtan başlıyorum. Şuradan tam zincirin üzerine batalım. Batım 1 ve 2. İki tane zincir çektim hemen zincirimin içerisine giriyorum bir iki tane trabzanım örüyorum ve bir sonraki trabzanımın içerisine bir iki her trabzan arası ikişer tane trabzanımızı doldurarak yukarıya doğru ilerleyelim bir iki bir iki hepsini ikişer ikişer dolduralım. 1 ve 2. 2 yukarıya doğru ilerlemekteyim. Sadece ikişer ikişer dolduralım. Aşağıdan başlayarak ikişer trabzan ikişer trabzan yukarıdaki yaka kısmımıza kadar ördük. Buradaki göğüs kısmımızın olduğu ön açıklığın bulunduğu beyaz yerdeyiz. Bakınız bir tane trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımı ilave ediyorum ve dönüş olduğu için bir tane daha trabzanımı örüyorum. Toplamda buraya üç tane trabzanımı ördüm. Hemen dördüncü trabzanımı şu görmüş olduğumuz iki trabzan arasına öreceğim. Hemen bakınız, ördüm ve yönümü yukarı kısma doğru çevirdim, bakınız. Ve şimdi bir zincirin olduğu yeri örüyorum ve diğer trabzan aralarına birer birer giriyorum. Tam trabzan arasına giriyorum, bakınız, zincirden ördüğümüz için araya girmeye zorlamayın. Her iki trabzan arası idealdir. Evet, devam ediyorum trabzanlarımın arasına birer birer örüyorum ve görmüş olduğumuz gibi şöyle yere göstermek istiyorum yere koyalım bakın şuradan dönüşümüzü yaptık şöyle meyil vererek şimdi şuradan geçişimizi yukarıya doğru çevireceğiz hemen alıyorum boşluğa bir tane giriyorum ve bir çekiyorum ve direkt diğer trabzanıma batıyorum bir ve hepsini aynı anda çekiyorum burada bir yumuşak geçiş yaptım ve trabzanımı ikinci kez örüyorum diğerlerine de ikişer ikişer örerek diğer öne kadar ilerliyoruz Evet yakamızı şu şekilde örerek ilerledik. Bakınız dönüşümüzü yapmıştık. İkişer trabzan, ikişer trabzan ördük. Tam omuzumuzun bittiği yere kadar. Burası ensemizin olduğu yerdeyiz şimdi. Ensemizin olduğu yeri farklı bir şekilde örelim. Yani yine aynı trabzanımızı örüyoruz. Ama bu kez bakın zincirimin olduğu yere bir tane trabzanımı örüyorum ve devam ediyorum. Bakın buraya batmıyorum. Bir ile ikinci trabzanımın içerisine batıyorum buraya batmıyorum normalde örecek olsam buraya da örerdim hemen diğer trabzanımı örüyorum ve diğer trabzanımı ve araya bir tane trabzanımı örüyorum yine buraya batmadan diğer tarafa batıyorum yani biraz toparlamış oluyorum 2 araya batıyorum buraya batmıyorum diğer tarafa batıyorum bakınız ve diğer 3 tane olan trabzanımı iki tane örüyorum aslında ve araya bir tane girişimi yapıyorum 1 ve 2 araya bir tane ve ilerliyorum bakın buraya batmıyorum hemen bir diğerine batıyorum diğer sırayı takip eden bölüme giriyorum hemen bir tane zincirin olduğu yerdeyim tekrar bir ve iki ve araya bir tane giriyorum ve arkayı bu şekilde tamamlıyorum. Bakınız, arkamız şöyle gördüğümüz gibi tamamlandı. Şimdi tekrar yana dönüşümüzü yapıyoruz. Bakın araya girdim. Hemen yandaki trabzanımın olduğu yeri iki tane trabzanımı örüyorum. Diğer trabzan arasına bir ve iki, diğerine iki. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Biraz önce. Yukarı doğru çıkarken aynı işlemimizi yapmıştık. Aşağı doğru inerken de ikişer ikişer trabzanlarımızı örmekteyiz. Evet şöyle görelim yaptığımız yerimizi. Bakın şimdi şuradayız. İkişer ikişer ilerleme bölümündeyiz. Ve arkamızda gördüğünüz gibi böyle çok hoş bir şekilde ördük. Şimdi yine aynı geçişimizde hoca doğru gelelim ve sıramızı tamamlayalım. Yakamızı ikişer trabzanla yukarıdan aşağıya iniyoruz. Bakınız tam geçiş noktasındayız. Trabzanımı ördüm, üçüncüyü çekmedim. Diğer trabzanımı da şu şekilde bir, iki. Hepsini aynı anda örüyorum ve diğer şurada yapmış olduğumuz geçişi yapıyoruz. Ve diğer trabzanlarımın üzerlerine şöyle aralarına girerek uca doğru ilerliyorum. Ve diğer trabzana bakınız, hepsine. 1 Ve ilerlemekteyim bakınız en uç noktaya kadar. Burada geçişim için bir tane daha fazla yapıyorum. 2 Hemen yana dönüyorum. 3 Bakınız. Ve diğerine 1 ki eğer gerekli görürseniz ipiniz güzel dönmezse kalın ince olursa bir tane daha ilave edebilirsiniz. Bir eksik, bir fazla dönüşü ayarlayabilirsiniz. Evet, devam ediyorum. İkişer ikişer aşağıya doğru geliyorum. Artık dümdüz aşağı doğru inelim. Evet, yanımızı tamamladık. Şimdi Alt kısımlarını bir boydan diğer boya doğru örmeye başlıyoruz. Hemen iki tane trabzanımı örmüştüm. Tıramın başını doluyorum. Geçiş olduğu için. Bakınız üçüncü. Dördüncü trabzanımı ördüm. Şu şekilde. Ve hemen diğer trabzanımın üzerine batıyorum. ve devam ediyorum. Her bir trabzanımın üzerine birer trabzan örerek ilerliyorum. Bir tane zincirin olduğu yere batıyorum ve diğer bir, iki, üç. Bakın hepsini de ördüm. Bir tane zincirimin olduğu yer. Tekrar trabzanlarımı birer birer örerek uç noktaya kadar ilerliyorum. Ve bir, zincirimin olduğu yer ve diğer trabzanlarımı bu şekilde devam ederek ilerleyelim. Yeleğimizin bir ucundan başladığımız trabzanlarımızı tamamen örerek diğer uç noktaya kadar geldim ve tamamladım. Bakınız uç noktadayım. Şimdi ikinci bir sıraya başlamak için bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen sıradaki trabzanımın üzerine batarak diğer yöne doğru ilerliyorum. Her bir trabzanımın üzerine birer tane trabzanımı örerek yeleğime lastik örüş oluşturuyorum şu an. Bakın farklı bir işlem yapmıyorum. Sadece dönüşümüzü yaptık. Zincirimizi çekerek ve birer birer trabzanlarımızı örelim. İkinci trabzan sıramızı da tamamladıktan sonra tekrar aynı şekilde üçüncü bir trabzan sırası örmeye başlıyoruz. Bir, iki, üç tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen ikinci trabzanımın üzerinden batarak ikili trabzanlarımı örerek uç noktaya kadar geliyorum. Evet şu şekilde üçüncü trabzanımıza da başladık. Üç sıra Bel lastiğimizi de tamamladık. Bakınız yeleğimiz çok güzel görülmeye başladı bile. Şimdi kollarımızın kenarlarına da tıpkı buradaki yakamızdaki yaptığımız gibi ikişer trabzan örerek her iki kolumuzu da tamamlayacağız. Tığıma bir tane zincir çekerek düğümümü attım ve kol altından örmeye başlıyorum. Bakınız ilk beyaz olan yerden giriyorum. Şu kısımda. Bağlanıyorum. 1 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. İttiriyorum ve hemen 1, 2. Zincirimle birlikte bakınız 3 oldu başlangıç yerimde. Başlangıcıma 3 tane trabzanımı ördüm. Hemen yanındaki trabzanıma giriyorum. 1 ve 2. Sadece 2 yeterli. Diğer trabzanıma 1, 2. İpiniz çok kalınsa 2'nin yetmediği durumlarda ya da inceyse bir bakın elinizin ayarına göre 3 de yapabilirsiniz devam ediyorum 1 ve 2 tekrar ilerliyorum 1 2 iki. ikişer ikişer başlangıç noktamıza kadar ilerleyerek gelelim iki her bir sıraya iki trabzanımız yeterli aralarda zincir çekmiyorum şöyle ipimi yarım aldım yarım almak istemiyorum trabzanımı düzgün bir görüntü olsun Evet 2 2 ilerliyorum Evet ikişer ikişer trabzanlarımı örerek geldim en son trabzanım 3 tane ördüm başlangıcı da zincirle birlikte 3 tane örmüştük 3 trabzanımı ördükten sonra zincirden oluşan sıramın tepesine geliyorum batıyorum ve bir tane zincirimi çekerek ipimi kesip hemen içeriye alıyorum ve kolumu bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bakınız ne kadar düzgün oldu kolumuz arkasından da şöyle görelim. Dilerseniz bir sıra daha örebilirsiniz ama ben bir sıra yeterli bir sıra da bırakmak istiyorum. Evet ipimizi de hemen şöyle bakınız en yakın yerden almaya başlayalım. Daha sonra şu geniş kısımda yok edelim. geniş kısımda yok ediyoruz bir tane daha alalım Evet ve fazla olan kısmı mutlaka keselim şimdi diğer kolumu da aynı şekilde tamamladıktan sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale gelecek Evet, minik yeleğimizin Kol kenarlarına yakasını her tarafını beyazla çevirdikten sonra şöyle bakınız arkasında görmekteyiz çok şeker bir görüntüsü var yeleğimizin. Şimdi önüne düğme dikmek istemiyorum. Şöyle minik minik bağcıklar yapalım ve yeleğimizi bu şekilde tamamlayalım. Hemen şuradaki bölüme girelim ve örmeye başlayalım. İpimi alıyorum arka tarafa ve şuradan örelim tekrar tığımın başını. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ve 30 zincir yeterlidir. 30 zincirimizi çektikten sonra koparalım. Güzelce sıkıştıralım. Sıkıştırma işlemimizi yaptıktan sonra tekrar keselim. Çünkü çok sağlam yaptık. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şurada arkada kalan ipimizi ise içeriye güzelce gizleyelim. Gizleme işlemini şöyle hemen alalım. İpi yarımlamadan aldığımız zaman çok daha güzel geçişlerimizi yapacağız. Dilediğiniz yerlere götürebilirsiniz ipimizi. Sadece önemli olan birkaç defa birbirinin içerisinden geçişini sağlayıp dışarıda görülmesini engellemek. Evet diğer tarafı da hemen örelim. Şöyle ipimi alıyorum içeriye. Bakınız ipimi gizliyorum. Şu tarafı aldım. Hemen başlıyorum örmeye 1 2 3 4 5 6 9 10 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 29 ve 30 tane zincirimi çekiyorum daha fazla da çekebilirsiniz daha az da tamamen zevkinize göre ayarlamanızı yapabilirsiniz sıkıştırıyorum ve kesiyorum uç noktada ve şu şekilde diğer ipi de alttan gizledikten sonra iplerimizi mutlaka gizleyelim hem sağlamlaşır da hem görüntü kirliliği de olmamakta evet makas illaki lazım oluyor tabii ki bölümler arası koparabilirsiniz ama böyle küçük işlerde lazım olmakta. Şöyle düzelttikten sonra yeleğimizi bu minik bağcıklarımızı çok uzun yapmak istemedim. Pişlerimize zararı olmasın. Şu şekilde güzelce minicik bir piyonk yaparak ipler özellikle büyük olsun istemedim bağcıklar. Bu şekilde yeterli. Dilerseniz aşağıya bir tane daha aynısından yapabilirsiniz. Evet. İliğimizi bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.